Havaların yavaş yavaş soğuduğu bu dönemde Karma Survival'a da kış geldi arkadaşlar. Karma Survival'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaç bölümdür yapmak isteyip de yapamadığım ne vardı arkadaşlar? Kurbağa farmı. Bugün sizlerle birlikte kurbağa farmını yapacağız arkadaşlar. Cumartesi günü yayınladığımız videoyu izlemediyseniz hemen bu videoyu durdurun. Onu izleyin, ardından buraya tekrar geri gelin. Çünkü Ematnagi'nin ırkını değiştirdik ve yeni Ematnagi ırkı aşırı derecede güzel. Buğra abi, sen ne zaman ırkını değişeceksin gibi soru çok fazla geliyor arkadaşlar. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse cumartesi günü yeni ırkımdan birlikte tanışacağız. Ematnagi kendi ırkını beğenmemiş olabilir arkadaşlar ama benim çok hoşuma gitti. Çünkü Emad'ın ırkı yalnızca çiçek yiyebiliyor ve burada çiçek satan kim var? Ben varım. O yüzden Emad kardeşim... İşine geldi değil mi? İşine geldi tabii. İşime geldi arkadaşlar tabii ki de. Çünkü yalnızca benden yemek alabilecek. Bu videoda ne yapacağız demeden önce, bakın arkadaşlar, köyümüz komple kış temasına uygun oldu. Görmüş çok olduğunuz güzel gibi. Güzel oldu be. Tam bir yılbaşı köyü haline geldik. Tabii yılbaşına kadar Karma Survival'ın birinci sezonu devam edecek mi bilmiyorum ama biz şimdiden süslemek istiyoruz ve biliyorsunuz ki Halloween... Tam bir Jingle Bells. Tam bir Jingle Bells temasında bir video olacak arkadaşlar. Siz de o yüzden şu anda videoya like atıp kanalıma aboneyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cumartesi günü yeni ırkımı görmek istiyorsanız en az bu videoya şöyle bir 20 bin like'ı bir patlatın arkadaşlar. Bir like butonunu, bir konfetilerini patlatın. Denizlerde geçen, oynaması tamamen ücretsiz olan World of Warships'le sizleri tanıştırmak istiyorum. Kill me again, Mr. Bartender, please. Bilgisayarda düşük sistemlerde bile rahatlıkla oynayabileceğiniz, arkadaşlarınızla harika vakit geçirebileceğiniz bu oyunu açıklamadaki linkten tıklayarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlerin daha güzel vakit geçirmesini istediğim için oyunda 1-0 önde başlamanız için sizlere harika bir kod vereceğim. Boom! Kodunu kullanarak arkadaşlar oyunda çok güzel hediyelere sahip olacaksınız. Peki nedir bu hediyeler? 200 doblon, 2 tane gemi St. Louis ve Emden gemisi, 20 tane huzursuz yangın kamuflajı, 2,5 milyon kredi ve 7 günlük premium sizleri bekliyor olacak. Kodu ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen açıklamadaki linkten indirin ve kodu kullanmaya başlayın. Gemiler 20. yüzyılın ilk yarısına ait belgelerle ve gerçek planlara dayalı olarak tasarlanmıştır. Düşük sistem demiştim fakat bu grafiklerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Oyun eşsiz manzaralara ve savaş esnasında değişken hava koşullarına sahip. Yani oyun sizi içine çekiyor. Beni çok heyecanlandıran nokta ise gemileri istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Oyun bu yıl 7. yaş gününü kutluyor. Ben de sizlerle birlikte kutlamak istedim. Mutlu yıllar World of Warship. Açıklamadaki linkten oyunu indirebilir, bilgisayarlarınıza kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynamanızı tavsiye ediyorum ve mutlaka ama mutlaka kodu kullanmayı unutmayın. Halloween temalı bir tane köylü yapmıştık. Şimdi diyoruz ki bu Halloween temalı köylüyü buradan uzaklaştıralım. Yani uzaklaştıralım kastım artık sana... Kırayım mı? Patlatayım mı? Patlatma tabii ki de kardeşim. Ay patlatamıyorum artık. Ben dev değilim. Evet, dev olmadığı için güzel o zaman. Evet, dev olmadığı için patlatamıyor. Biz de o zaman bugün burayı ne yapacağız biliyor musunuz? Çok daha güzel bir şey haline getireceğiz. Köylü buydu köylü. Yapacağız burayı ama ne kurşun... teması yapıyoruz peki? Yılbaşı teması. Başka ne teması yapacağız? Yılbaşı geldiğine göre. Onun bir ismi var. O askerin adını söyle. Kurşun asker yapacağız Ematnagi ile birlikte arkadaşlar bölümde. Ama öncesinde kurbağa farmı için bize çok fazla derecede ısınmış taşa ihtiyacımız olacak. Aslında ısınmış taşa ihtiyacımız yok. Yapacağımız boyutta ısınmış taşa ihtiyacımız olacak. Ve bizim de neyimiz var Emad kardeşim benim? Söyle bakalım. Isınmış taşımız? Yok tabii ki de. O yüzden biz de gideceğiz. Nasıl olmaz? Sanki kaktüs farmının içine de biraz kar yağmış gibi arkadaşlar. Biz bu ilde yaparken kaktüs farmımızda hızlı bir şekilde, aslında kaktüs farmımız değil, fırın sistemimizde hızlı bir şekilde bunları ısıtacağını düşünüyorum. Tek sorun kömür var mı derken evet, ya ağızlarına şey kadar mi? Kömür doldular. De kardeşim ben beni. Ben alışmışım, hani büyüktüm, hiçbir yere giremiyordum falan ya. Evet artık kardeşim. Artık girebiliyorum, de... alışkanlık kapının önünde falan bekliyorum. Ha, giremiyor çünkü Emad'ın ırkı değiştiği için. Tabii ki de garibi hala kendi şey sanıyor. Şimdi bizim yapacağımız bu ilkte bize çok fazla derece orman ağacı olduğuna ihtiyacımız var. Mangrova ihtiyacımız var. Bir de yüne, yeşil yüne ihtiyacımız var. Bakalım evimde yün var mı? Varsa biliyorsunuz ki yeşil boya bizden sorulur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yün sandığımı açıyorum. Beyaz 21 tane var mis gibi. Emad'dan kazıklanmamıza gerek kalmadı. Şurada ben... orman ağaçlarım olacaktı. Süper. Hep şunu diyordum arkadaşlar. Senin başına çok fazla derecede kuvars kastım. Peki bu kuvarsları nerede, ne zaman kullanacağım? Evet, sonunda bu kuvarsları az da olsa bu videoda kullanabileceğiz arkadaşlar. Aa, taş kesicim yanımda yok ama biz onu en son nereye koyduğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun Emad kardeşim beni? Ya beni kesebilen şey hala yapılmadı. Seni değil ki ya. Aa, bu çocuk yani kendi... Taş, anladın aa, mı? Aa, buradaydı mı? Ama yok. Neyse, öldüm. Bu köylüyü çok büyük umutlarla yapmıştım arkadaşlar. En çok sevdiğim buitlerden bir tanesi buydu. Ama bugün gelir işte bu şekilde yıkarlar seni Emad.
Bizi de böyle yıkacaklar kardeşim benim diye o şey edit çıktığıyla bizim kanallara. Şu köylüyü artık buradan bir tıraşlayalım. Artık bunu kurşun askere çevirelim. Daha burayı tam bir şey havasına sokalım. Neydi onun adı? Yılbaşı. 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 Halloween temasından çıkardık arkadaşlar. Hayır, bakalım Halloween'de sırada... kaldım ben hala ya. Evet, Halloween'de kaldım. Bu arada ben de size o sırada bizim yeni serimizden bahsedebileyim mi? Birazcık spoiler versem mi ya Emad kardeşim beni? Niye böyle spoiler vermeye, sen meraklı bir insan oldun. Artık öğrensinler istiyorum. Arkadaşlar Karma'nın ikinci sezonu gelecek. Gelmeyecek değil ama biter bitmez gelmeyecek. Biz araya bir seri atmak istiyoruz. Ondan sonra Karma'nın ikinci sezonu gelsin istiyoruz. Bu seride yine böyle küçük modlu, yani aynı Karma tadında olacak ama insanların hiçbirisini tanımıyor olacaksınız. Diyeceksiniz nasıl Karma'nın tanımıyoruz? Farklı ismi. İsmini tam daha bulamadık. Onu da umarım bir gün bulacağız İzimsiz arkadaşlar. İzimsiz Craft. Emad, derin kaynak getirebilir misin bana? Derin kaynak getirsen tabii çok ki, mutlu olurum. Şunları ben işte kırayım. Arkadaşlar bu seride aslında biraz siz de olacaksınız. Nasıl olacaksınız onu da anlatayım mı sizlere? Siz gideceksiniz, diyeceksiniz ki mesela şuraya şunu yapsanız güzel olurdu. Ama bize değil, biz Discord'daki yetkili ekibimizden birlikte yapacağız bu seriyi. Yani onların kanalları olmadığı için onlar her şeyi Discord'dan sizlere paylaşacaklar. Bakın bunu yaptık, nasıl olmuş? Siz de diyeceksiniz ki işte X, Y, Z abla git bunu böyle yap, abi bunu böyle yap diyeceksiniz. Ve orada onların yaptığı şeyleri anlık olarak göreceksiniz. Sizlerle birlikte paylaşacaklar. Sen benden ne istemiştin ya? Derin kaynak. Yani yine bu seri tarzında bir seri olacak. Yani böyle survival oynayacağız. Çünkü survival oynamak bana çok sardı. Ama bu sefer farklı insanlarla daha tatlı olacağını düşünüyorum. Weird'i bir şuraya yapacağım arkadaşlar. 3 blok buraya bu şekilde yapacağım. Ardından şuraya klasiktir ki bizim her zamanki gibi şuraya bir tane crafting table yapmamız gerekiyor. Çantanın crafting table'ı güzel ama kullanmak pek hoşuma gitmiyor arkadaşlar onu. Sonra Emad kardeşim beni... Unutuyoruz. Unutuyoruz gerçekten. Yani unutuyoruz değil ya. Oranın crafting ekranı beni böyle biraz böyle boğuyor bazen. Diyorum ki bunu böyle yapmak istemiyorum falan filan diyorum. Bu şekilde yapıyorum. Emad nasıl? Güzel başladın mı kardeşim benim? Dünden beri bunu ezberlemek için arkadaşlar 6-7 kere yaptım. Dedim ki videoda bu sefer kendi başıma yapacağım. Ve bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bendeki... Yapıyorsun. Bendeki az bir görün istiyorum arkadaşlar. Şuranın içindelerde. Emad sende hiç... şey var mı kardeşim benim? Bu derin... Ne lazım? Derin kaynak değil. Mangrove'un şeyi var mı sende? Odunu mu? Odunu. Bu şekilde. Bana biraz odun lazım kardeşim benim. Bir saniye. Benim. Hemen geliyor. Hemen onları geliyor benim. Onları getirirsen çok mutlu olurum. Bir tane de benden şey satın alabilir misin? benim için benden satın alacaksın. Söylüyorum, hazır mısın? Yeşil boya. Bir tane yeşil boya. Ben senden zamanında satın almıştım, bekle. Aldın mı? Allah kahretsin arkadaşlar. Hani şu an satış yapamadığım için seride bu şekilde bu taktiklerle birlikte zengin olmaya çalışıyordum ama ne yazık ki taktikler böyle elimizde patladı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şurayı hızlı bir şekilde yapalım. Emad seni bekliyorum kardeşim benim. İnşallah mangrove odunun vardır. Mangrove tahtan var. Odunu... Hayır, benim. Nasıl? Var dedin az önce. Olmamaya da bilir canım, ne var bunda Allah Allah. Kardeşim benim, olmama gibi bir lüksü yok. Arkadaşlar bu arada Emad 4 tane yeşil boya getirirse tak 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 bunları ona taktığımız zaman direkt şey olacak, neydi onun adı, boyanmış olacak. Mangrove'un yok mu? Var. Oh, varsa güzel kardeşim benim, çünkü ihtiyacım vardı. Bu arada yeni yıl geliyor diye ben size böyle güzel güzel haberler vereyim. Biliyorsunuz ki bizim güzel bir PvP serimiz vardı. Çey kurtar, öyle diyeyim şimdi, bilmeyenler bir anda ismini duyunca hıh diye kalmasın diye. Onun da şeyi geliyor arkadaşlar, neydi onun adı, yine yılbaşında, yani sadece yılbaşına özel bir 2-3 bölüm gelecek gibi. Onun da haritasını yenilemeye başladık, sizlere bunun haberini verdiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü yorumlarda çok görüyordum, canlı yayınlarda da, o yüzden bunu da haber vereyim dedim. Attım abi üstüne, bu da yeşil boya abi. Kaç tane yeşil boya getirdin? Çok getirdim. Çok getirdiysen sen bir tanesin. O çünkü zaman çok aldım. Benden satın mı aldın? Zamanında satın almıştım. Tüh be. Aslında ilk yeşil boyayı bulan insan da sendin bu seride. Evet. Ve benden satın aldın. Güzel. Evet. Güzel satabilmişiz arkadaşlar. Bunu öğrendiğim iyi oldu. 3 saatlik arama kurtarma operasyonları sonucu bulduğum kaktüsü 20 elmasa okutamadım maalesef. Ama ben gittim direkt ticarete döktüm kardeşim benim. Vallahi ekmeğini Burak'a yedi yani. Gerçekten ekmeğini ben yedim arkadaşlar. Şimdi burada küçük bir hata yapma ihtimalim var. Umarım olmaz. Benim daha fazla... Bir ihtimal yok. Şeye ihtiyacım var. Neydi onun adı? Siyah boya ihtiyacım var. Ve boyacıda ne yok arkadaşlar? Tahmin edin bakayım. Çömür sürt. Aslında ben bunları böyle koymayayım. Siyah boya çok bulamayacağım için arkadaşlar bekleyin. Bunları tek tek tıklayarak boyarsam... Olmaz.
O kadar boyam yok. Şey yapalım direkt. Zarara girerim. Ama bak şunu şöyle bir şey yapacağım. Bakın şimdi arkadaşlar. Hop hop hop. Tıklaya tıkla ya. Tıklaya tıkla, çok güzel yaptık. 5 tane ben de mürekkep buldum ama sadece birazcık şey alma ihtiyacım var. Yüne ihtiyacım var. Biliyorsunuz ki bu serideki yiyicimiz kim? Evat'la gibi evine düştü. Evat kardeşimiz de satış sistemini değiştirmiş. Bence çok tatlı olmuş. 2 tane elması 6 tane yün mü? Evet. Evat sen de yeni yıl gelmeden insanı dolandırıcı olan insanlar gibi mi oldun kardeşim benim? Niye böyle sen bir şey? Sen bana şimdi dolandırıcılık iması mı bulundun? Kardeşim bulunmadım. Direkt dolandırıcı. Çiçek yediğimi görünce hemen gidip çiçekçi açan Burak ha. Ben çiçekleri kaç taneyi ne kadara satıyorum Evat kardeşim benim? Vay be. Onu da bir hesap. Oğlum bu üstü. Ne kadar etmez lan. Çiçeği ne kadar pahalıya satabilirsin? Ben yün için o kadar koyunlarımı şey yapıyorum. Onları da ki. Şimdi bak ağzımı açacaktım ama açmıyorum kardeşim benim. Ama gittim şey yaptım, farm yaptım, ne var? Tamam kardeşim benim, bir şey demiyorum arkadaşlar. Lütfen, sonra acıktıysan etçimden de et de alalım. Bana sonra kazıkçı diyorlar, bana kazıkçı iması yapıyorlar arkadaşlar. Bir saniye. Canım, sen kazıkçı değilsin. Sen kazıksın. Kazığı direkt kendi ye. Oğlum siyah. Abi Emat bir şey diyeceğim. Ben bunları cam yapar gibi düşündüm de. Bunlar öyle değil. Bunlar zaten tek yan yana koyuyorsun, evet. Evet. Sende peki şey var mı? Siyah koyun. Ya keşke boyaları buna çevirmeseydim ya. Gerçekten şu an. Evet, keşke boyaları bana verseydim. Ben koyunlarıma sağ tıklasaydım onlardan üçer üçer düşerdi. Bir an aklım craft'ı şeye gitti ve şimdi burası da buz olduğu için. Bu arada arkadaşlar neden ölüyorsun dersen, neden bu kadar hasar alıyorsun? Setimi çıkardığım için, bedava uçmak için roketsiz bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz elmasları görmüş olduğunuz gibi şey yapıyorum. Neydi onun adı? Harcıyorum. Bu arada ırkımın özelliğini kullandım. Etrafta ahtapot var mı diye baktım. Ne yazık ki yoktu. Şöyle bir uçalım. Yine şöyle bir suyun içinden. Deniz kızı şeyim bende mi? Bendeymiş takılı. Bak deniz kızı olduğum için bunu geçen video izlemişsiniz. Mutlaka izleyin gençler. Bakın diyeceksiniz ki bu nereden geldi Buğra abi? Bu şekilde. Zaten kılıcımda servet var ya Emat. Pardon ganimet düşer, var. Her türlü düşer. Her türlü düşer de. Sorun şu. Ahtapot yok. Var tamam. Hop bakın suyun içinde roket bastım. Of nasıl bir roket bastıysam Yunus da bana hız verdi. Şimdi gel buraya. Aslında bunu da farmını yapabilirdik de. Yeni farmları yeni seriye saklıyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel olacak. Aşırı derecede heyecanlıyım. Hatta attığınız bazı buitleri orası için kaydediyorum. Hatta şöyle bir şey diyeyim sizlere. Eğer Instagram'da Japon tarzı buitler görürseniz. O seride biraz Japon tarzı yapmak istiyorum. Onları beni etiketlerseniz çok mutlu olurum. Instagram adresim şu an ekranda. Rahatsız akselotunu buldum. Ciddi misin? Evet. Nerede? Bize o kadar hırsız yiyin. Çabuk senin. Diğerini de buldum lan. Doctor Strange'i de buldum. Neredeler? La şeye gel. Nereye gel biliyor musun? Senin yaptığın köprü var ya. Köprünün ilerisine gel. Depoların oraya gel. Depoların oraya geldi. Çabuk kovayla gel. Kovayla gel. Dur geldim. Gel gör beni, gör beni. Gel, buradalar gel, mı? Gel. Evet. Doktor Strange ve rahatsız buraya mı kaç? Dişsiz buradan bak, peki? Evet Doktor Strange burada bak. Bak geride şurada. Dur bir tane süt kovası var yanında, bir saniye dur. Çabuk dur. İç. Lan oğlum biz bunlar oyun sildi sanmıştık. Doktor Strange. Dur bekle. Bende şey de var. Demir var. İki tane kova var bende. Var. Ematem'de var. Dur. Var mı? Tamam. Dur rahatsız. Kova yapayım ne olur. Rahatsız gel oğlum buraya. Rahatsız gelir misin? Arkadaşlar bunlar bizim için çok değerli. Bunları iki arkadaşımız ismini belirlemişti yayında. Başka vardır belki burada. Burası çünkü kısıtlı alan ya. Şimdi şurayı kıracağım arkadaşlar. Kardeşim bir gider misin? Beni bir rahatsızla baş başa bırak. Bende 3 tane mürekkep kesesi var. Tamam bir dakika. Şuraya şunu da koyacağım. Tamam. Bunları birazdan çiftleştiririz. Bunları da satışa koyacaktık. Kendimden buğday almaya geldim. Birisi şöyle bir şey yazmış Emat dükkanımın önüne. Almayın, bu sistem dolandırıyor. Bu arada yazı umurumda değil de. Yeni kıyafetim bu arkadaşlar. Skinim görmüş olduğunuz gibi. Az önce size gösterememiştim. Burada heykelim var ya bak unuttum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Abi hoşunuza gitti, güzel oldu veya kötü olmuş yazabilirsiniz. Bunu bizim atamız yaptı ekipteki. En iyi necimiz, modelcimiz ve bizim skinlerimizi yapan arkadaşımız. Emat gel şimdi şuradaki koyunları şey yapalım. Kardeşim benim direkt. Renklendirelim. Siyahlayalım bunları kardeşim benim. Bu arada şöyle bir şey de diyeyim sizlere. Arkadaşlar bu seride başkanlık seçimi olacak. Seri devam ediyor, bitmiyor. Sakın öyle bir algıya girmeyin. Sadece ben size yeni mutlu olduğum haberleri vermek istiyorum. Hani Buğra abi karmayı saldı muhabbeti. Emat onları çiftleştiriyordum.
yeni yeni siyah siyah kuzucuklar çıksın, geliyor, etsin geliyor, siyah diye. Geliyor. Ama sağ ol kardeşim benim. Araya da bir tane zombi kaçmış. O zombiyi öldürürken galiba bir tane koyunu pert edecektim. Tamam. Al. Tamam sen alabiliyor musun? Kaç tane oldu siyah yün? Aldım aldım. 21 tane oldu. Oo 3 6 9 3. Tamam ya işimi görür gibi. Nereye koydun? Vallahi alayım. Elimde. Ver. Oğlum ben kendi boyalarımla aldım onları lan. Ben Elmas. Boyadım. Emat. Al şunları hayvanları çoğaltırsın. Al bedavaya tamam, verdi. Anlaştık. Önce şunun bir laz burnunu yapmam gerekiyor. Senin buradan bir çıkman gerekiyor kardeşim benim. Bunun nerede? Bunların burnu gerçekten biraz laz burnu gibi geliyor valla. Yani öyle bir deyim vardır ya laz burnu. Bunlarınki de bu köylülerinki de biraz öyle oluyor. Tamam. Burayı yaptık bir de buna bir kaş da çizelim Emat kardeşim benim. Kaşsız mı olsun bu? Ha? Tabii canım kaş önemli. Bir tane de banner yapacağız. Gözlerini yapacağız arkadaşlar. Bir saniye. Galiba bir ışık yaparsak buraya. Yaparız kardeşim benim. O kadar laz burnu dedik dalga geçtik arkadaşlar. Burnu yanlış yaptım. Ben de diyorum ki bu burunda bir sorun var arkadaşlar diyorum. Tamam buldu abi, burunu. Nedir? Bu burunda bir sorun var. Şimdi şuraları şöyle yaparsak görmüş olduğunuz gibi dünyanın en tatlı kurşun askerini yapıyoruz. Bu arada aranızda kurşun asker kitabını okuyan var mı? Ben ilkokul 1'deyken okumuştum diye hatırlıyorum. Bugün Emat buna sürekli kurşun asker deyince aklıma istemsizce o geldi. Kurşun asker kitabı geldi. Şimdi o zaman bunu tam bir kurşun askere benzetelim mi Emat kardeşim benim? Bence benzediği. Şunu tersten koymamız gerekiyordu. Bunu böyle koydum. Bunu da böyle koydum. Bir de şurasına güzel bir şekilde kurşun askerimizi belirleyelim. Gel bakalım. Sen niye atladın ya? Atlamadım ya. Düştüm kardeşim benim. Şöyle hop bunu da böyle koyduktan sonra evet askerimizin bir gözleri bir de düğmeleri kaldı tam hani düğme. Düğme niye lazım hani asker ya şöyle önlerini iliklemiş gibi. Bunu buraya koyacağız bunu soyacağız. Ardından oraya da bir tane düğme atalım istiyorum kardeşim benim. Hatta bir tane değil dört tane daha düğme yaptım. Düğmemizi de attık sonra diyorum ki şurada tamam, iki tane. Yok. Bekle o da ona da var kardeşim benim bıyığını şuraya yapacağım bekle ama ondan önce gözlerini yapmak istiyorum şöyle bir uzaktan bakalım gençler bence güzel oluyor böyle uyuyan gibi oluyor gözlerini koymadık ya gözlerini koymadığı zaman aynı uyuyormuş gibi oldu bir aralar evimde bir yerde dokuma tezgahı vardı ama artık nerede bilmiyorum arkadaşlar şimdi şuraya koyayım büyük ihtimal yanından geçtim gibime geliyor ama neyse yani yine bir kör muraka bakasıyla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Siz zaten beni yorumlarda linçlersiniz. Kör kaş şurada vardı. Görmedin diye. Klasik alıştım. Artık alıştım. Şimdi gözünü böyle mi yapalım, böyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Aslında bundan şöyle yapsam daha güzel olur gibime geliyor. Evet. Bir böyle yapalım gözü. Bir de beyazda olandan koyacağım arkadaşlar. Tabii beyaz olmayacak. Bunu da bence bir yeşile boyamam gerekiyor. Sen gel buraya. Nerede yeşil boyamız? Seni de şu şekilde boyayalım. Tabii normalde Minecraft'ta böyle bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Biz modla oynadığımız için rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi ona bunu kullandıysak, şunu da böyle kullanırsak tamam. Gözler de tamam. Gözlerimizi takıyorum. Evet kardeşim bak bakalım şaşırmaşı yapmadım değil mi gözleri? Doğru çok yaptı. Çok iyi oldu ya. Doğru yaptığından emin normalde ol. Normalde böyle değil ama ikisi de sola bakıyor. Hayır onu tamam. Hayır. Normalde iki sola bakmayı ben yaptım. Bir tek bu ipteyken değiştirdiğim şey oydu. Onu ben yaptım kardeşim benim. Evet bir şey soracağım. Yanında yün var mı derken benim yanımda varmış. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? O var. Yok gerek yok. Bakın şimdi şuraya bir tane hani güya bu madalyon almış gibi ona buraya şunu koyacağız. Sonra şunu da böyle yeşile koyacağız ki hani ya rozeti varmış gibi olsun. Bir de son olarak ne kaldı? Buna bir tane bıyık yapacağız değil mi kardeşim benim? Onu da şöyle yaparsak. Oğlum, çok iyi oldu şu an. Şimdi uzaktan bir bakalım nasıl olmuş. Wow. Tam bir kurşun askerimiz oldu arkadaşlar. Biz bunu YouTube'da görmüştük. Aynı anda adam Instagram'a da atmış yapan kişi. Bana etiket attı bir arkadaş. Bu build'i bana Taha Kaya adlı arkadaşımız etiketlemişti. Çarşamba günü Karma'yı izle yazmışım. O da bana tam saatinde bekliyor olacağım diye yazmış. Taha'ya buradan teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Buraya hediye paketi yapacağız da arkadaşlar. Amatis. Şunu kıralım ve buraya yapalım bak. Bence o çok güzel. Bence bunu hiç kırmayalım. Bence ama bu çok... Halloween teması. Olsun ya bence bu güzel gözüküyor burada. Bunu hiç bozma. Hediye... Bunu rengiyle değiştirelim o zaman. Hayır bunu ellemiyoruz. Şurada bir yere hediye paketi yapacağım arkadaşlar. Ama çok fazla konuştuğum için burayı direkt sinematik yapmak istiyorum. Every time the snow is falling down and it...
Görmüş olduğunuz gibi hediye paketimizi yaptık arkadaşlar. Tek bir sorun var. Şuranın üzerine ametist parçacıkları bulmamız lazım. Bunun için de ipeksi dokunuşa ihtiyacımız var. Biliyorsunuz var ki... Var şeyin bunlardan? Sarı yünün ha. Sarı yünüm yok. Hatta 18 tane yünüm var. Halı mı yapacaksın üstlerine onlarda? Versene bana. Yo, ver. Al, ne yapacaksın? Tamam. Kardeşim, elmaslarımı da geri alayım. Boyam var, verebilirim istiyorsan. Neyimi geri alayım? Elmaslarımı geri alayım kardeşim benim. Ne yapacaksın? Dur, bekle. Sarı boya senin değil mi? Sarı boya... Var bende boya. Boya var yanımda. Ne yapacaksın onu söyle. Niye vermiyorsun? Tamam, şunu şey yapacağım, normal bir bağ yapacağım buna düğüm. Sonrasında düzeltirsin sen. Ametist parçacığı bulmak. Onun da aslında bir yer vardı. Oranın içinden tam geçtim mi geçmedim mi hatırlamıyorum. Orası da neresiydi biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan aşağıya ölüm çukuru var bir tane. Ölüm çukurunun soyuna su koymamış mıyım? Ta. Bir dakika. Şuradan aşağıya gideceğim. Direkt buranın aşağısında ametist vardı ama. Evet arkadaşlar, bakın doğru hatırlıyormuşum. Parçacıkları da burada bırakmıştım çünkü... Serinin başındaydı burayı bulduğumda. Çünkü neden diyeceksiniz, dedim ki bu zor günlerde dedim bana bu burası lazım olacak. Adım gibi eminim lazım olacaktı. Tabi biraz kırmam yavaş olacak ama görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla parçacıklarımın hepsini toplayacağım. Aa, Emad buraya fiyonk yapmış. Wow, evet. güzel olmuş fiyongun. O zaman fiyongun üstlerine atayım mı, ister misin? Ama çok mu fazla olur? Yani şu kenarlarına attım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her köşesinde ametist parçacıklarımız oldu. Çok güzel bir hediye paketine bence dönüştü. Bunlardan fazla fazla video dışında burayı yapabilirim. Ama birilerinin bana malzeme sponsor olması gerek. Çünkü bütün elmaslarımın hepsini harcadım. Artık yün alacak elmasım yok. Veya Emad kardeşim izin verecek. Ve videonun sonunda herkese hediye hazırlamak istiyorum. Ama öncesinde şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Birazcık kum toplamaya ihtiyacım var. Diyeceksin ne yapacaksın kumdan birlikte. Gideceğiz. Çok güzel bir kurbağa farmı yapacağız. Artık onu yapalım arkadaşlar. Kaç bölümdür yapacağım diyorum. Kurbağa farmını niye istiyorum? Yılbaşı ağacımızı süslerken o ışıklardan lazım olacak arkadaşlar. Şimdi bunun aralarına terakota da atacağız. Bak şuradaki terakotalar var ya, kırmızı terakotalar. Bunun arasına da atacağız. Emad, hediye paketinin içinden çık. Emad, yani sen hediye değilsin. Emad kardeşim, Ecel Airlines'ı denemek ister misin? Atla. Atla. Tabii ki. Atla kardeşim benim. Ecel Airlines sizlere iyi uçlar ya. Evet, Ecel Airlines'ın tek bir sorunu var. Galiba roketi yok şu anda ama roketimiz yoksa bile neyimiz var? Kendi gazımız var kardeşim benim. Seni kendi gazımla birlikte hızlı bir şekilde... Ecel Airlines çok iyi ama kokuyor. Kokmuyor kardeşim benim. Nerede? Şurada bir yerde bizim şey bulmamız lazım. Bir tane kum adası. Gençler, biyom değişince tabii ki bizim buraya farklı creeper'lar da geldi ama bunlar yanlış hatırlamıyorsam patlıyorlardı. Evet, patlatmadan güzel bir şekilde getirdik. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey var. Kumlarımızı topladık. Şu shulker'larımız içinden kumlarımızı alalım. Evet kardeşim benim. Şunları kumları direkt buranın içine koyacağım. Shulker'lardan alıp koymama yardımcı olabilirsin. Ama hepsine gerek yok tabii ki. Ya bu kadar benim benim koyduğum kadarı işimizi görür gibime geliyor. Bunlar direkt burada ısınmaya başlasınlar arkadaşlar. Şuradan taşlarımızı alalım. Wow, bayağı da bir taşımız da olmuş kardeşim benim. Bunların hepsini... Çok pişiyor bu arada. Çok hızlı pişiriyor ya. Gerçekten bu serideki en sevdiğim şeylerden bir tanesi şu fırın olmuş olabilir. Sana gerçekten yemin edebilirim bu konuda. Buradan kendimize direkt taş tuğla yapalım kardeşlerim benim. Malzemeleri hazırladık arkadaşlar ve şunu çok iyi anladım. Bu farmları yaparken yorumları okuyordum. Çok fazla derecede demir gidiyor. Yapmaya değer mi gibi sorular vardı. Evet, gerçekten deli gibi demir gitti. Artık bende demir kalmadı. Emad'la giden borç aldım arkadaşlar. Dedim ki Emad kardeşim, biraz bana borç demir verir misin? Biraz dediğim de yani bir 5-10 stack kadar, değil mi kardeşim? Abi canım. Ne olacak ya? Demir zengini değil miyiz sonuçta? Hiç değiliz arkadaşlar. Bu hafta da yayın yapmadık. Ondan dolayı demirden yana hiç demirim kalmadı diyebilirim. Ecel Airlines iyi
iyi uçlarlar Emad kardeşim benim. Şimdi aramamız gereken çok önemli bir biyom var. O da ne biliyor musun? Ölmeden arayalım abi. Evet, tamam mı? Ölmeden. Oğlum şu an üstümde olduğun için yolu göremiyorum. Nedir de o kadar dar ki. Emad, bazalt biyomu lazım. Bazalt biyomundan böyle yukarı doğru çıkacağız da ama geldiğimiz yeri de unutmamamız gerekiyor. Şuradan dümdüz gitsen abi. Şuradan dümdüz gitmiş bir yerde yani, vardı. Emad, unutursak işte farma nasıl gideceğiz geleceğiz? Öyle de bir sıkıntımız portal olabilir. Portal açarız ya. Gençler, bazalt biyomuna geldik. Buradan bu şekilde bak yaparak yukarı çıkmaya çalışacağız görmüş olduğunuz gibi. Emad, yapabiliyor musun? Emad, hayır, ölüyorum. Emad, ölme. Emad, o tam ince köşeyi görmen gerek. İnce köşe. İnce oğlum ölüyor. İşte bunun gibi rahatsızlar göremez. Emad, sen buraya tekrardan kendi başına gelmeye çalışacaksın kardeşim benim. Ben Emad gelene kadar arkadaşlar sistemi buraya yapmaya başlıyorum. Buraya 9 tane sandık bloğu koyacağız arkadaşlar. Emad, sana geçmiş ya olsun şey kardeşim benim. Oraya yapmak zorunda değilsin ki. Bazalt bayımına yapmayız. Portala doğru gel oradan. Hayır, bazalt bayımına yapmak zorundayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çünkü burada galiba daha fazla arkadaşlar anladığım kadarıyla şey çıkıyor. Magma çıkıyor. Bizim amacımız ne? Buraya bir tane bildiğiniz şey yapacağız. Ne yapacağız? Nasıl onu anlatabilirim? Skyblock'taki sistemler gibi düşünün. Ne yapıyorduk? Mob trap yapıyorduk ya. Onun aynısını farz edin ki buraya yapacağız arkadaşlar. Bu arada bu huniyi de sayarak 9 blok gitmemiz gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynen dediği gibi blaze trap. Ardından buralara ilk önce başlara 3 tane güçlendirilmiş ray koyacağız arkadaşlar. Şuraya 4 tane koydum, yanlışlıkla yaptım. Buralara da 3 tane güçlendirilmiş koyacağız. Ortaya da 3 tane normal ray koyacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki abi bunlara elektrik nasıl vereceksin? Çok basit arkadaşlar. Şurada bir yerde şalter getirmiş olmam lazım. İyi, bunları unutmamışım. Burayı bu hızlı bir şekilde şalterlerimizi takıyorum. Bu arada şalterlerin böyle gözükmesi texture pack'imden dolayı arkadaşlar. Bu tarafa bu şekilde elektriği veriyoruz. Sonra sandıkların olduğu bölüme nasıl vereceğiz biliyor musunuz? Alttan koyacağız. Bakın şimdi arkadaşlar, böyle aşağı doğru giriyorum. Ardından şuraya şöyle koyduğum zaman direkt buraya bu şekilde koyabiliriz. Şalterlerimi koyuyorum ve hepsini tek tek açtığım zaman yukarıdaki sistemimde elektrikleri gelmiş olacak. Bakalım, kontrol edelim. Evet, her iki tarafında elektriği çalışıyor. Şimdi yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bence zirvede bırak abi. Niye? Güzel mi yapıyor ha? Yani bence zirvede bırak, devamını da yapamazsın falan. Ve Emad kardeşimiz tekrardan geri gelmeye çalışıyor. Ha, hadi hadi. Sonunda. Sonunda gelebildi. Emad, sen gelene kadar ben sistemi hazırladım gibi. Yani arkadaşlar, güzel yapmışsın. Mantığı bu. Arkadaşlar, Emad hemen geldi, dedi ki yine bir şeyleri hatalı yaptın. Yok, kenarlara fazla blok koydun. Biz o blokları bedava... Yok, hata yok. Sadece fazlalık vardı. Kırdım. Biz o blokları biz bedava mı buluyoruz Burak'a falan filan diye bana geldi. Haklıymışım ya ben bayağı. Lega yaptı arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Burayı sistemi kapatıyoruz üstü. Buranın üzerine kurbağalarımızı getireceğiz. Diyeceğiz ki canım kurbağalarım, gelin burada mis gibi magma yiyin. Çünkü sizlere ağzına kadar magma dolduracağım buralara. Kenarlardan şimdi iki cam çıkacağız da arkadaşlar, camları boyayabilirdik. Beyaza boyayınca bizim shader'dan çok kötü gözüküyor. Ben de buraya gelirken diyorum ben bir şey unuttum. Kırmızı ya, boya... Güzel gözüküyor da çok parlıyor. Çok parlıyor arkadaşlar, yani gözünüz kör olurdu bu videoda, öyle diyeyim size. Yani bizim oldu çünkü yaparken, test ettim bunu. O yüzden camları boyamıyorum. Çünkü boyacı dükkanı benim arkadaşlar. O kadar boyadan yana zarar yapamam. Şurada kaç tek cam var, haberiniz var mı? Bana ne, gidip bunlar parayla satın alsın. Arkadaşlar, sistemde küçük bir hata tespit ettim. O da şu, sandıkları çok önden koymuşum. Ben de diyorum ki şalterlerle bu sandıkların yan yana gelmemesi gerekiyordu. Nerede hata yaptım? Şurada bir hata yapmışım arkadaşlar. Çünkü öbür türlü sandıkları açamayacaktık. Hemen düzeltiyorum. Eğer benimle birlikte yapan arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Ama bana kızmasınlar abi, senin yüzden biz de hatalı yaptık diye. Olur böyle. Çünkü Burak'a bakarak yapıyorsun yani. Onun farkında ol. Bir profesyonel. Şimdi Emad kardeşim benim, bir sıra çektikten sonra diyorum ki bunun üzerine toprakla kapatalım. Topraklarda kimdeydi? Sendeydi kardeşim benim. Al yanlış abi. Sen kapamaya başla kardeşim benim. Ben de o sırada buradan zincirlerimi alıyorum. Emad kapatırken benim yapacağım şey şu arkadaşlar. Buralara zincirler koyacağız. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunun etrafında magmalar spamlanacak.
Büyük magmalar buraya düşmemesi için onlar yukarıda biraz damage alacaklar. Damage'i de kimden alacaklar biliyor musunuz? Ortaya Iron Golem koyacağız. Yani iki tane Iron Golem spamlayacağız. Onlar bunları tokatlayacak. Buraya küçük magmacıklar düşecek. Çünkü bizimkiler küçükleri böyle hüklü güzel bir şekilde hükletecek. Emat, bunun tam ortasına taş koyman gerekiyor ki ortayı belirle. Oraya çünkü şey yapacağız. Ne yapacağız Emat kardeşim? Belirlendi. O değil, baş ağrıtıyor bu sistem. Nasıl baş ağrıtıyor? Bence benim yaptığım, şu ana kadar yaptığım en basit, en tatlı sistem. Bu arada... Yok yok, ses olarak. Ha evet, ama her sistem ağrıtır. Bu arada camları biraz kırdım. Küreğim çok iyi. Arkadaşlar, kürek yaptığım sahneleri kestim. Baktım, ben bu videoda çok konuşmuşum. İnşallah buraları da kesmem de. Nidrite kürek yaptım zenginliğimi göstermek için. Tabii soruları izleyemediniz. Şak diye yapıp geçtim. Emat, şu kenarda bir yerleri kırdım. Bir yer eksik. Eksik değil. Küreğimin gazabına uğradı kardeşim beni. Şuraya bir zincir koyabilir misin? Tabii ki de. Oraya bir tane zinciri koydum. Tamam. Evet, düzeltim. Şu kenardaki camları da düzeltiyorum. Evet, burayı bir sıra yükselttik arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sistem bitti. Evet, gerçekten bitti. Yani ana mantık buydu yapmanız gereken. Aynı şeyden 4 kişiyi daha yapacağız ama ondan öncesinde artık kurbağalarımızı getirmemiz gerekiyor. Normalde bu sistemin ortalamasında 12 tane mine kurbağa getirmeniz gerekiyor böyle güzel kasmanız için. Bizde o kadar ne yazık ki olmadığı için biz 9 tanecik getireceğiz değil mi Emat? Pardon, ne 9'dan, bizde 2 tane var. Bizde 2 tane kurbağa var. Şaşırdın galiba. Ben de diyorum, ne diyorum. Bu arada elimde fazla beton olduğu için onları şimdilik şöyle koyayım. Pembe bir yol. Pembe bir yol yaptım sana. Emat, şimdi yapmamız gereken şey şu. Obsidyenleri getirdin mi yanında? Sana obsidyen demişti. Evet, o zaman obsidyenleri git koy. Koyar mısın kardeşim? Bu arada ikimiz obsidyen aramaya gittik ve obsidyeni bulan Emat oldu. Seni gerçekten tebrik ediyorum kardeşim benim. İlk defa bir işe yaradın diyecekken, evet, sağ ol Emat. Yani bana lafımı yedirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. Ne demek? Git onları, zaten obsidyenleri bedava bulmuşuz gibi köşelere de koy, tamam mı? Ya ama bedava bulduk ya. Şimdi bu sistemde şöyle bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Minecraft'taki kurbağalar nasıl çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biyoma göre renkleri çıkıyor. Oh, 3 tane elmasım oldu. Yani diakabini çekiyor. Arkadaşlar, biz bundan birkaç bölüm önce ne yaptık? Emat'la birlikte gittik. Kurbağalar toplanmıştık. 2 kova kurbağamız kaldı. Şimdi onları getirecek, buraya koyacağız. Emat, getirir misin? Neredesin? Neredesin? Portalın arkasındayım oğlum. Gel koy şuraya da kurbağaları. Arkadaşlar, buraya kurbağaları koyacağız. Kurbağalar. Nasıl? Şaka şaka, burada. Gel. Nasıl kandırdım? Gel, çabuk koy. Buraya suya koy. Kardeşim benim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bunlar burada. Bunların burada büyümesini bekleyeceğiz. Hatta şöyle bir şey yapacağız. Büyüdüklerinde direkt bunları çiftleştireceğim. Ardından ne yapacağım? O yavruyu da burada saklayacağız. Şimdi bunlar büyüyünce buradan kaçar maçar. O yüzden ben burayı garantiye alayım. Bir sıra şöyle kapatayım. Kurbağaların büyümesini beklerken dedik ki biz sistemi yapmaya devam edelim. Her köşeden 8-8 gitmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tek kurbağaları getireceğimiz yeri yapmayacağız. Orayı bekleteceğiz. 8 dediğim şey şu. Yani buranın komple tamamı 9'a tamamlanması gerekiyor arkadaşlar. Şu olduğu için saymıyorum. 8 blok daha koyacağız diyorum. O yüzden hızlı bir şekilde bu alanı yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, 20 dakikadır bekliyoruz. Belki de 25 dakika. Kurbağalarımız sonunda oldu. Yemyeşiller. Çok tatlılar ama onları almadan önce onları bir çiftleştirmek istiyorum. Çünkü niye, bize fazla kurbağa gerekecek arkadaşlar. O yüzden mantıklı bir hareket. Bunları çiftleştirelim. Envanterimde şurada bir yerde ne olması gerekiyordu? Bir tane balçık olması gerekiyordu. Bir tane değil, hatta iki tane var. Sevgili gençler, kaçmayın. Kaçma kardeşim benim. İlk önce oraya bir tane çocuk bırakın. Tamam. Tamam, çok güzel. Hadi o çocuğu bir bıraksaydınız oraya. Tamam. Ben bir an korktum, bırakma. Tamam. Şimdi gelin benimle birlikte. Sizi bir Nedra, Emat. Şunları arkadan itleyeceğiz. Hadi yavrum. Gittiler. Gitti, koş. Tamam, zaten yukarısı bomboş. Dümdüz flat bir dünya. Bir şey olmaz yani. Gime geliyor. Bir de gidiyormuşuz. Ölmüşler. Hayır. Var, tamam. Enderman. Seni burada sakın olay gerekiyor. Sakın portaldan geçme bir daha. Dur. Tamam, sakin. O akıllı Emat, senin gibi değil o kardeşim benim. Gençler, şimdi bir tık hızlanacağız. Kurbağa murbağa diye. Emat, onu istersen sen mi getirsen?
Bekle, sakin ol. Bir tanesini sen gitsen sanki daha iyi olacakmış gibime geliyor. Yok, gidiyor, tamam. Ağır başla. Bekle, sakin. Tamam, geliyorlar. Gelin kardeşlerim, gel. Gel. Geliyorlar mı? Git. Geli. Tamam. Gel. Aşağı. Evet, güle güle. Tamam. Teşekkür ediyorum kardeşlerim benim. Şimdi sizden ben bunları alıyorum derken bir tanesi aşağı gitti. Tamam Emad kardeşim. Şimdi ben buradan kendime hızlı bir şekilde çıkacağım. Çıkarken burayı bu şekilde kapatacağım. Arkadaşlar, şimdi buradaki sistemi tıpatıp aynısını yapmaya devam edeceğiz. İki tane kurbağayla sistem ne kadar iyi olur bilmiyorum. Belki de hiç güzel olmayacak. Biz onu sonradan üstten merdiven yapar ya da camı kırar oraya bırakırız ya. Umarım doğru bırakabiliriz şey arkadaşlar. Gelecek bölümde sonucu vereceğim size ama ben bugün burada AFK bırakacağım. Bakalım kaç saatte ne kadar ışık toplayabileceğiz. Yeşil olmaları da çok güzel oldu. Yeşil renkte gelir gibime geliyor. O zaman Emad kardeşim benim, şu an yapmamız gereken tek bir şey kaldı arkadaşlar. Şuraların kenarlarına demir parmaklık koyacağız. Iron Golem spamlayacağız iki tane. O işi ben Emad Nagi'ye veriyorum. Ben size ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? En önemli şeyi yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi sistemimiz bitti arkadaşlar. Yapması en kolay sistemlerden bir tanesi. Sadece çok fazla demir harcıyorsunuz. Bir ihtimal az kurbağadan dolayı az magma çıkar mı bilmiyorum. Olabilecek bence bir nedenlerden birisi ama tamamen sallıyorum. Bu golemi nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız sinematiklerde koymaya çalışacağım. Çok basit bir şekilde, yani golemi yapmak değil. Buraları nasıl yerleştirdiğimizle ilgili sorularınız varsa sinematikleri biraz böyle detaylı izleyin. Şimdi önemli şey 64 artı 48 tane arkadaşlar. Yukarı çıkacağım ve AFK kalacağım arkadaşlar. Bu sayede bakalım bir saatte kaç tane ışık kasabileceğiz. Dediğim gibi bakın bu sağ ve sollardan magmalar türeyecek. Magmalar kurbağaların yanına gitmeye çalıştıkları anda golemler onları böyle tekmeleyecek, küçültecek. Küçük olanlar aşağı düşecek, zincirler aşağı. Bunlar da onları yiyecek. Yedikleri zaman cam da aşağı düşecek. Hulili sistemimizi de alacak. Yani şu anda tek yapmam gereken şey yukarı çıkıp saatlerce beklemek. Evet, bunun sonucunu ne yazık ki cumartesi günkü videomuzda göreceğiz. Onu görmeden önce ben bu videoda yapmak istediğim çok özel bir şey var. Buraya tekrardan geri geleceğim arkadaşlar. Bekleyin bir Emad kardeşim. Beni bir öldürür müsün veya... Ben en üstteydim ya. Sen en üstte bekle. Sen en üstte kendi oraya base yap. Ben burada kendimi nasıl öldürebilirim? Şu an yakarak öldürebilirim. Evet, sen orada kal tamam mı kardeşim benim? Bakalım belki çıkar, spamlanır falan filan. Biliyorsunuz ki arkadaşlar benim bu seride çok güzel bir tane netherite kılıcım vardı. Aslında galiba büyüsü müyüsü yoktu ama yani benim için özeldi. İlk netherite kılıcımdı Minecraft tarihinde yaptığım kendime. Onu gidince bayağı bir üzülmüştüm. Gitti mi kayboldu mu bilmiyorum. Emad'ın elinde bir tane netherite kılıç var. Az önce yani kurbağaların büyümesini beklerken Emad dedim. Acaba dedim o dedim benim kılıcım olabilir mi? Yok abi ya dedi, ne senin kılıcı ne alaka abi falan filan gibisinden bana böyle biraz boş yaptı kardeşim benim. Neyse ben de dedim ki arkadaşlar gideyim kendime bir tane daha netherite'den kılıç yapayım. Kılıçlara bakarken her seferinde bunu söyleyeceğim. Biz biliyorsunuz ki burada yarım modlu bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden ben de şöyle bir şey fark ettim. Oo, 33 XP istiyor ve benim 30 XP'm var. Aslında 3 XP alabilecek şeyim var. Nasıl alacağım arkadaşlar? Burada yatacağım. Köylüler bir ticaret açsınlar. Biraz XP satın alayım onlardan. Neyse dedim ki kendime daha güzel nasıl bir Minecraft'ta kılıç yapabilirim? Sonra baktım bizde küçük küçük modlar olduğu için orada bir şey fark ettim arkadaşlar. O da şuydu. Warden'ın kılıcını yapabiliyormuşuz. Ben de dedim ki Warden'ın kılıcını yapabiliyorsak hızlı bir şekilde giderim. Kendime bir tane Warden kılıç yaparım. Ama onun için birazcık XP'ye ihtiyacım olacak. Şöyle hemen bunu hızlı bir şekilde tamirini sağlayalım. Ardından bu elmas kılıcımı netherite yapacağım. Netherite yaptıktan sonra bakın şimdi netherite yaptık. Buraya yankı parçacığını koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kendime Warden kılıç yapıyorum arkadaşlar. Ama şunu da diyebilirsiniz. Warden kılıç mı? Evet, Warden dinlemiyor ki beni. Arkadaşlar kendime böyle bir full Warden'la alakalı şeyler yapmak istiyorum. Bunun bir tık daha gelişmişi var. Ama onu şimdi yapmak istemiyorum. Çünkü muhafızın kalbi çok lazım oluyor arkadaşlar bize. Yani çok lazım oluyor derken görüyorsunuz. Gidiyoruz bir yere bir şey yapıyoruz vesaire. Muhafızın kalbi gerekiyor işte setmet yaparken. O yüzden onu şimdilik kullanmayacağım. Emad'ın yanına gidelim. Ne kadar kasmış, gerçekten kasmış mı bir onları görelim istiyorum. Yanıma Ender Pearl almam gerek. Hayır yani bir tane mi yaptın o kılıçtan? Kardeşim bir tane yaptım. Hani bana?
Git kendine yap kardeşim benim. Şuradan kendime birazcık Enderpearl öyle aldı. Yok şeyi falan, kurbağa ışığı falan git. Emad'ın dediği kadar, oha 12 tane yuh. 21 tane, 20 tane. Bak bak 20, bak, bak Derya. Emad 24. Bunlar bak. 19. Burada, bak tam 6. Burada ne kadar var biliyor musun? 64'ü geçti. Arkadaşlar yani şu kadar kısa zamanda bakın gidip geldim ve bunun başına adam bir saatte 5000 tane kasabiliyorsunuz dedi. Ve biz iki kurbağayla bu kadar kastık. Aferin benim aç oğullarım. Yine o magmacıkları işte, ama... İşte bunlar var ya, bunların farklı renklerini getireceğiz biz. Evet farklı renkler. Emad bir şey diyeceğim. Golemler çok zarar görüyor. Demirim varsa golemlere bence gidebileceğimiz bir yer yapalım. Gittim demiri şey yaptım da goleme demir verdim de daha yok abi demir. Ben de 10 tane var, bunları ısıtalım. Arkadaşlar burada iskelet de doğuyormuş. Onu nasıl engelleriz bilmiyorum. İskeletler zarar veriyormuş. Ama sistem bu şekilde. Sadece amaç şurada biraz AFK kalmak. Kalacağım. Ben bu sistemi kendim test ettim de 2 tane çıkmıştı, sevinmiştim. Kesin ben bir yerde hata yaptım o zaman. Neyse. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu bölümde hediye veremedim. Çünkü siz bu videoyu izlediğinizde ben çoktan Ankara'ya gideceğim. Bir sürü video çekeceğim. Geri geleceğim. Siz bunu izlediğinizde ben Trabzon'a geri dönüyor olacağım. Öyle. Ama katıla özel bir vlog çekeceğim arkadaşlar Emad'la birlikte. Katılanlar videoyu izleyecekler. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.